Herkese merhaba ShiftDelete.Net izleyenleri. Geçtiğimiz yıl sizlerle beraber iCrypex borsasına yakından bakmış ve Bitcoin'den de bahsetmiştik. Artık zaman geçti ve altcoin'ler, Bitcoin herkesin konuştuğu şeyler haline geldi ve insanlar bizlere devamlı olarak şu soruyu soruyor. Hangi borsalar güvenilir? Hangi borsalar bizlere hangi hizmetleri sunuyor? Ve bu hizmetlerin bizlere karşılığı nasıl olarak dönüyor? Ben de sizlere yardımcı olması adına bir video hazırladım ve bu videoda iCrypex'in CEO'su Gökalp Bey ile konuşacağız ve iCrypex hakkında merak ettiğim ne kadar soru varsa hepsini ona soracağım. iCrypex borsasını anlattığım ilk videoyu da izlemek isterseniz açıklama kısmındaki linke bakarsınız diyor ve Gökalp Bey ile buluşuyorum. Gökalp Bey merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkürler. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Bugün hem sizi hem de iCrypex'i ben tanımak istiyorum. Kendinizden ve iCrypex'ten bahsedebilir misiniz? Tabii bahsedeyim. 2004 Harbiye mezunuyum, Karabük mezunuyum. Bir süre subaylık yaptım. 2007 yılında orduyu bıraktım kendi isteğimle. Sonrasında finansal piyasaların içerisine girdim. İşte o zamandan beri de önce konvansiyonel piyasalarda, biraz FX, VOP tarafında çalıştım. Bankalarda, FX desklerinde trade ettim. Menkul değerler şirketleri yönettim. İki tane, bir tanesi Türkiye'de eski adıyla ikinciler menkul değerler, yeni adıyla reel kapital menkul değerler. SPK'ya tabi bir şirket bu. Sonrasında MFS'ye bağlı Malta'da AKFX'i yönettim. Dolayısıyla finansal piyasa hakkında biraz tecrübem var. 2018'de de bu şirketi kurduk. Kendi şirketimizi kurduk. iCrypex'i. Global trend konvansiyonel piyasalardan kripto ve blok zincirine kayıyordu. Biz de burada yerimizi almak istedik. iCrypex 2018'in Nisan'ında kuruldu. Kabaca bir 6-8 ay civarında R&D ile geçti aslında. 2019'un Nisan'ı Mayıs'ı gibi kendimizi iyi hissedip dışarı çıkmaya başladık artık. Burada da neden bunu yaptık? Kendi ürünümüzü geliştirdik. İşin özü o Furkan. Yani kendi tamamen sıfırdan kendi ürünümüzü geliştirdik. Çok güzel. Tüm matching, yani bir borsanın kalbi matching engine'i denen müşteri emirlerinin hızlı milisaniyeler içerisinde buluşması ve ilgili veri tabanlarına yazılmasıdır. Ve tabii bunların matematiğinin ve aritmetiğine tutulmasıdır. Bunu yapmak biraz zor. Biliyorsun tüm konvansiyonel piyasalarda da Nasdaq'tan tut BATSA, BIST'e kadar hepsi bununla övünürler. Yani saniyede gerçekleştirdiğiniz işlemle. Biz bunu konvansiyonel piyasalardan bildiğimiz için benzer bir şey burada yapmak istedik. Çok da kastık açıkçası. Şu an çıkan üründen çok memnunuz. Yani iCrypex'te şu an 130'a yakın insan çalışıyor. Biz konvansiyonel piyasalardan bildiğimiz şeyler vardı. Menkul değercilikten, bankacılıktan. İstediğimiz an paramızı emanet ettiğimiz finansal enstitülere ulaşmak isteriz. İnsanlar bunu ister ve beklerler. Tüm dünyada bu böyle. Ama kripto para borsacılığını bu maalesef yok. Neredeyse yok. Çünkü merkezi kayıt kuruluşu yok, bir Takasbank yok, bir aracı kurum yok. Hepsini borsa kendisi yapıyor. Dedik ki okey, o halde biz bunun hepsi gibi davranalım. Bir araştırma ekibi kurduk. Sektörde ilktir. İlk kurduğumuzda bize eleştirdiler. Bir müşteri temsilciliği masası kurduk. Yine sektörde ilktir. Bunu da kurduğumuzda ilk bize eleştirdiler. Ama şu an başından itibaren bir karşılık bulduğunu görüyoruz. Dolayısıyla şu anda iCrypex tamamen nevi şahsına münhasır, kendi teknolojisini yazan, üreten, Türkçe'de teknoloji üreten bir şirket kurumunda. Yurt dışında Londra'da IT personelimizi barındırdığımız ufak bir ofisimiz, Toronto'da bir ofisimiz var. Güneydoğu Asya'da başta Vietnam, ardından Hong Kong ve Çin açılma planlarımız var. Şu an bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Yani Türkiye ile sınırlı bir borsa değilsiniz anladığım kadarıyla. Yok, zaten adı, yani iCrypex bir akronim. International Crypto Exchange'den gelme bir akronim. Öykündüğümüz yerde Intercontinental Exchange, yani aslında borsaların borsası, yani Eurex'in vesairenin de bağlı olduğu yer aslında. Öykündüğümüz yer orası. Dolayısıyla borsayı yaratırken zaten global bir bakış açısıyla kurduk. Velhasıl sadece Türkiye'de yokuz. Şu notu ileteyim. Bundan bir buçuk ay önce hedef girişim sermayesi Türkiye'nin en büyüklerinden biridir. Ve ideal danışmanlık, ideal data sağlayıcılığının aslında tek hissedarı olan şirket, şirketimize ortak olmak istedi. Uzunca bir sürede bir due diligence vesaire geçirdik. Bu anlamda da Türkiye'de bir ilktir. Yani halka açık bir şirketin ortak olduğu tek kripto para borsası iCrypex olarak söyleyebilirim. Şimdi iCrypex ile alakalı bu benim ikinci videom ve birinci videoyu çekerken iCrypex borsasını tanıtmıştım. Orada benim dikkatimi çeken bir detay vardı. Günlük olarak siz kullanıcılarınıza araştırma bültenleri gönderiyorsunuz ya da 7/24 müşteri desteğinden de siz bahsetmiştiniz. Yatırımcılarınıza sağladığınız bu hizmetlerin artı yönleri nasıl oluyor? Size nasıl dönüyor? Ya da onlara nasıl bir fayda sağlıyor? Şöyle, Türkiye'de finansal okuryazarlıkların artması için herkes bir şeyler yapıyor ve fena da değiliz. Yani normal konvansiyonel piyasalarda çok şey yapılıyor ama yine de günün sonunda böyle yeni doğan piyasalar, işte 90'larda bu belki borsaydı, 2000-2010'larda bu FX piyasalarıydı, şimdi de kripto para piyasaları. Yeni doğan piyasalarda yatırımcılar bu işi öğrenene kadar maalesef biraz para kaybediyorlar ve bu işin öğrenim maliyeti de yüksek oluyor onlar için. Evet. Biz bunu gidermek için, ben kendim de araştırma kökenliyim. Türkiye'de büyük bir yatırım bankasında bu işi yaptım 3 yıl boyunca. Dolayısıyla o işin o kısmının önemli olduğunu biliyorum ve yatırımcıya bunu her gün bir böyle bir bülten, bir digest tadında her gün gönderiyoruz. Al sat demiyoruz. Neler oldu, neler bitti piyasada, piyasadaki trendler ne, bunu anlatıyoruz. Müşteri temsilciliği kısmı da şöyle önemli bizce. İşte hepimiz kredi kartı kullanıyoruz, bankacı, internet bankacılığı kullanıyoruz. Yani kredi kartımızdaki bir 50-100 TL'lik bizim dışımızda gerçekleşen bir işlem için ortalığı ayağa kaldırıyoruz. Evet, evet. Hatta banka bizi arıyor falan. Evet. Şimdi bunu biliyoruz. Dolayısıyla bizim de paramıza emanet ettiğimiz kripto para borsası ne olduğu önemli değil. Kripto para işlem platformuna erişebiliyor olması lazım yatırımcının. Ve her an erişebiliyor olması lazım. Çünkü her şeyi ticket açarak ya da işte sağdaki o chat box'tan yazarak bazen çözemiyorsunuz. Evet. Bazen erişmeniz gerekiyor. Doğru. Ve Türkiye'de de bunu ilk yapan biziz. Dünyada elbette örneği vardır. İlk biz yaptık demek istemiyorum dünyada. Bilmiyorum da hakikaten. Belki bizden önce yapan vardır. Dolayısıyla bunun yatırımcılar tarafında da çok karşılığının olduğunu gördük. Hele şu son yaşanan, birkaç ay önceki yaşanan kripto para işlem platformundaki kriz anında mesela yatırımcılar bize ulaşabildiği paralarını hızlıca çektiler falan filan. Bunun çok bize faydasını gördük. Şimdi iCrypex borsasında ben bu videoda gördüm. İşte size güvendim ve ben iCrypex borsasında para yatırmak ve ya da çekmek istiyorum. Paramı yatırdığım zaman kripto para alım satım yapabilmek için herhangi bir teknik bilgiye ihtiyacım oluyor mu? Bu ilk sorum olacak. Ardından da ben işte bültenleri kullandım. Buradan biraz kar elde ettim. Dilediğim zaman paramı çekebiliyor muyum? Şimdi müşteri ilk içeri girdi. Merhaba, ben hesap açtım dedi. Kimlik bilgilerini doldurdu. Arıyoruz. Merhaba, hoş geldiniz Furkan Bey. Biz iCrypex'ten XYZ bu piyasaları biliyor musunuz diye size soruyoruz. Bilmiyorsanız eğer, desteğe ihtiyacınız varsa, yani öğrenmek istiyorsanız burada hali hazırda online hemen kısaca ufak bir demo yapıp size bunu öğretiyoruz. Yatırım yaptığınızda para yatırmanız kabaca, işte para yatırmak biraz daha zor bu arada para çekmekten. Çünkü bir sürü KYC'den geçmeniz gerekiyor. Yani kimliğinizi göstereceksiniz, selfie, işte bunlar approve olacak, gerçekten olduğunu bizim uyum ekibimiz, teftiş ekibimiz bunun doğruluğunu kanıtlayacak. Bunların hepsi borsanın daha güvenli olması adına sanırım. Kesinlikle, hem borsanın daha güvenli olması adına birincisi. İkincisi yatırımcı tarafında da bu şekilde. Yani bunu biz nereden biliyoruz? İşte SPK'nın denetlediği bir şirketi sıfırdan kurdum ve yönettim. Orada regülatörün ve otoritenin ne istediğini biliyorum. Dolayısıyla burayı kurgularken de bu şekilde kurguladık en başından itibaren. Velhasıl yatırımcı içeriye girerken para yatırması biraz daha zor bu anlamda. Para çekmesi de yatırımcı elbette bir iş yaptı. Örnek veriyorum, bir kazanç elde etti veya ufak bir kaybı var veya kaybı var, her neyse. İstediği anda parasını çekmek istiyor. Tahmini süre 15 dakika falandır tüm süreçlerden geçmesi. Parasını çekmek istediği andan itibaren banka hesabında ya da kripto hesabında olması. Elbette bu tarafta operasyonel bazı filtrelerden geçiyor ve hemen ardından işlem proses ediliyor. Peki para kazanmaktan bahsettik. Ben bir kripto para yatırımcısıyım ve şunu biliyorum. Eğitim olmadan para kazanılmıyor. Yani kazanıyorsundur belki ama o an şansına öyle gitmiştir ya da boğa sezonundasındır. Bir şekilde para kazanmışsındır. Eğitim de bence oldukça önemli bir yerde bulunuyor. Siz iCrypex olarak yatırımcılarınıza kripto paralar hakkında bir eğitim süreci uyguluyor musunuz? Elbette uyguluyoruz. Birincisi bu işin nasıl yapılacağı ve işin daha sıkıcı olan kısımları, nasıl hesap açacak, işte Bitcoin nedir, Litecoin nedir falan. Şimdi bu kısımlarını zaten anlatan videolarımız var bir sürü YouTube'da, girip bakabilirler. İkincisi yatırımcı geldi ve online bir desteğe ihtiyaç duyuyor. Diyor ki evet Gökalp Bey veya evet Furkan Bey, ben bu işi öğrenmek istiyorum ancak bana bunu biri anlatırsa daha kolay öğrenirim. Evet. Online bu desteği bizden alabiliyor. Türkiye'de yine bu kripto para piyasasında ilk olabilir. İki tane önemli kitabın sponsoruyuz. Bunlardan bir tanesi Kripto Paralar ve Blockchain'i anlatıyor sadece. Sayın Vedat Güvenlerkin Şahinöz'ün kitabı. Türkiye'de de kült kitaplardan biridir bu konuda yazılmış Türkçe. Evet. O kitabı iCrypex sponsorluğunda hediye ediyoruz yatırımcılarımıza. Diğer taraftan yine Doktor Hakan Özeroğlu'nun dünyadaki makroekonomik göstergeleri anlattığı bir kitabı var. Dijital bir kitap. Dijital dediğim hardcover, yani basılı bir kitap aslında ama dijital kitap diye geçiyor. Onu da yatırımcılarımıza hediye ediyoruz. Ki bilmeyen de bu işi görsün, öğrensin. Öğrenmek isteyen, okumak isteyen varsa işin o kısmını da bilsin, öğrensin. Bunların dışında da her sabah canlı piyasayı anlattığımız YouTube üstünden bir etkinliğimiz oluyor. Çok güzel. Artık kendi ekibimizi de bununla besliyoruz. Yani tüm müşteri temsilciliği ekibi, yani müşteriye dokunan herkes araştırma ve hazine ekibinin yaptığı, ürettiği ürünleri sabah sabah sıcak sıcak taze taze alıyorlar, harika, duyuyorlar, özümsüyorlar ve yatırımcılarla bunu paylaşıyorlar. Dolayısıyla yatırımcı eğitim almak yeter ki istesin. Harika. Biz burada o eğitim veriyoruz. Şimdi önemli detaylardan bir tanesi de şu. Ben eğitimimi aldım. Mobil uygulamamda yakın zamanda indiriyorum. Arayüzü de çok kolay. Her şey tamam. Ama burada önemli olan detaylardan birisi de var. Borsada satın alabileceğim altcoin'ler. Şimdi kripto para borsalarında hem altcoin'lerin sayısı hem sizin hem de benim gibi yatırımcılar için önemli detay. iCrypex'te şu anda kaç tane altcoin var ve altcoin var. Şimdi bilmeyenler için de söyleyeyim. Bazıları bizim tırnak içinde Ponzi dediğimiz tamamen işte dolandırmaya karşılık oluyor. Şimdi burada iCrypex'in eminim ki yatırımcıları koruyan bir altyapısı var. Her altcoin'i listeliyor musunuz? Şöyle, her altcoin'i listelemiyoruz açıkçası. Burada baktığımız, seçici olduğumuz şeyler var. Şu an 20'ye yakın coin var iCrypex'te. Geçtiğimiz hafta sadece 3 tane ekledik. İlk başta bunları eklerken odak noktamız biraz farklıydı. O yüzden bunu biraz arka plana aldık ama şu an bu konuda hızlandık. Hızlı hızlı tıkır tıkır bir sürü altcoin göreceksiniz. Ama burada baktığımız birkaç tane detay. Bir tanesi manipülasyona çok mahal vermeyen coinler, evet, olmalı. Market cap'i belli bir seviyenin üstünde olmalı. Evet. Bir taraftan da teknolojisine ve rasyonelitesine güvendiğimiz coinleri eklemeye çalışıyoruz. Örnek veriyorum, bunlardan İşte AVAX mesela bizim hep söylediğimiz, çok da övünerek anlattığımız bir coin. Bir coin'i listelemek bu arada çok kolay bir iş değil. Eğer bu işi tamamen kendi teknolojinizle yapıyorsanız. Neden kolay değil? Çünkü o coin'in bütün deposit, withdrawal, güvenlik aşamaları, sertifikasyon, bir sürü şeyi var. Bunların hepsini yapabiliyor olmanız lazım. Öncesinde test etmeniz ve kullanıcıya sunuyor olmanız lazım. Bilirsiniz birçok borsada çok kez AVAX'ın deposit ve withdrawal'ları kapatılır. Mesela hani siz yatırıp çekemezsiniz falan. Çok şükür bu, evet, konularda sorun yaşamadık şimdilik. POS ürünlerine karşı özel bir merakımız var. Proof of Stake ürünlerine karşı özel bir merakımız var. Onları ekliyoruz. En son Aave, Maker ve HAT'ı ekledik. Yakın dönemde, şu anda hemen listemizde olan, gelecek haftalarda eklenecek bir Cardano adayı ekleyeceğiz hemen. Coin eklemek konusunda istekliyiz ama çok da, yani dikkatli, piyasa değeri düşük. Evet, yani çok volatil ürünleri de çok eklememeye de çalışıyoruz bir taraftan. Bana güven vermeniz çok önemli. Bir yatırımcı olarak düşünüyorum kendimi ama son zamanlarda borsalarla alakalı belli başlı kötü haberler de gelebiliyor. Benim buradaki sorum şu olacak. Siz bu kötü haberlerle alakalı ne düşünüyorsunuz? Bu birinci sorum. İkincisi, ben tekrar size güvenebilmek için soruyorum. iCrypex kripto para borsası nasıl bir güvenlik altyapısına sahip? Şimdi bu çıkan kötü haberlerin birincisi aslında biz bekliyorduk. Yani bizim için çok sürpriz olmadı. Neden bekliyorduk? Çünkü sektör maalesef bir kısmı inanılmaz donanımlı ve kalifiyeli altyapıdan gelmiyor. Böyle olduğu için konvansiyonel piyasaların kendisi bile çok riskli. Yani siz varlıklarınızı Takasbank gibi bir yerde, bir bankada saklasanız dahi finansal piyasaların da maruz kaldığınız fiyat riskleri ve oynaklık riskleri var. Evet. Dolayısıyla bunu yönetmek zaten çok sıkıntılı bir iş. Yani, evet, ben finans mühendisiyim. Financial Economics'te PhD yapıyordum. Şu an hala devam ediyor. Bitmedi bir türlü. İşin mutfağından geliyorum. Hani 12-13 yıllık bir tecrübem var ve büyük de bakiyeler yönettim. Ama bu piyasa çok zor bir piyasa. Ama bakıyorum sektörün geneline. Sektörün geneli böyle değil. Dolayısıyla burada bir şeylerin olmasını zaten bekliyorduk. Birincisi, biz ne yapıyoruz? Tamamen doğru layer'ları, doğru güvenlik veya işte duvarları veya işte doğru tünelleri diyelim. Bunların arkasında gizlendiğimizden emin olmak istedik birincisi. İkincisi, müşteri varlıklarının çok büyük bir kısmını soğuk cüzdanlarda tutuyoruz. Soğuk cüzdanlardan kastım ne olduğunu biliyorsunuz. Çevrim dışı cüzdanlar, evet, olan yerlerde tutuyoruz. Bu da hacklenemeyen soğuk cüzdanlarda tutuyoruz. Herhangi bir saklama, custody diye adlandırılan servise adı ne olursa olsun maalesef güvenemiyoruz. Dolayısıyla biz kendi güvenliğimizi kendimiz, soğuk cüzdan güvenliklerini kendimiz sağlıyoruz. Buradaki oran da bizim sermayemizi ve likitte tuttuğumuz, nakitte tuttuğumuz para ile karşılayabileceğimiz o miktarları sıcak veya işte çevrim içi cüzdanlara tutuyoruz ve bunları da diversify ediyoruz. Örnek veriyorum, dünyanın 6 farklı yerinde, lokasyonunda kendi sunucularımız var dedi ki, bu sunucularla da riski bölmüş ve diversify etmiş oluyoruz. Velhasıl hem finans piyasalarından gelmemiz hasebiyle hem de developer, geliştirme tarafındaki ekibin hepsi de aslında bir finans geçmişi olmasa bile bu konudaki şeyimiz, özenimiz biraz fazla. Şirket adı anmayalım ama işte o zaten herkesin diline pelesenk olan şirketlerdeki yapılan yanlışların da ne olduğunu biliyoruz. Dediğim gibi bu da bizi çok da şaşırtmadı, çok da sürprize gelmiyor açıkçası. Benim arkadaşlarım genelde ben Bitcoin'e ilgilendiğim için bana geliyorlar, diyorlar ki işte hangi borsada yatırım yapalım? Yatırımlarını yapıyorlar. İşte bazen para kazanıyorlar, bazen paraları çekmek istiyorlar ama burada şöyle bir sıkıntı oluyor. Şimdi alışana kadar kullanıcı kaynaklı transferlerde hata olabiliyor. Yani Bitcoin'i transfer ederken ya da işte altcoin'leri transfer ederken sıkıntılar olabiliyor. Yani kısaca işlemlerde belli başlı sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Ben eminim ki sizin de kullanıcılarınızdan bu sıkıntıları yaşayanlar vardır. Genelde kullanıcı kaynaklı oluyor bunlar. Ve şunu da biliyorum. 7/24 hizmet sunan bir sisteminiz var. Bu sistem mesela bilmeyen kullanıcılar için çok büyük bir avantaj. Burada size de avantaj sağlıyor mu? Genel olarak avantajı nasıl oluyor diyeyim daha doğrusu. İki tane avantajı var. Bir tanesi müşteri memnuniyetine kesinlikle çok değer veriyoruz. Harika. Çok değer veriyoruz. Müşteri memnuniyetinin veya müşterilerin geri bildirim bıraktığı platformlar var. İsimlerini söylemeyeyim. Orada bizimle alakalı şeyleri zaten geri bildirimine dönüp bakabilirler. Birincisi. İkincisi, müşteriler maalesef yanlış yapıyor. Yani ERC20 network'ünde göndermesi gereken bir şeyi bazen BSC'de gönderebiliyor. Bu her tarafta, yani göndericide de alıcıda da, yani gönderici tarafta da alıcı bizim tarafta da bir sürü uyarı var. Kırmızı, bold, italik falan bir sürü uyarı. Ama buna rağmen gönderebiliyor. Sorun değil. Evet. Biz bunun eğer teknolojik olarak, yani imkan dahilinde kurtarılabilecek bir ürünse, hı-hı, biz bunu kurtarıyoruz. Tahminim 15'ten fazla bu şekilde case oldu. Bunlardan büyük bir kısmı da ona yakında ciddi büyük bakiyelerdi. Ve bunların hepsini biz kurtardık ve yatırımcılarla da bunu paylaştık. Harika. Paylaştık dediğim, yatırımcıların parasını kendilerine iade ettik. Çünkü yatırımcı bunu yaptığında panikliyor. Yani mesela örnek veriyorum, gecenin 3'ünde veya 4'ünde işte hani o hep gün kapanışı diyorlar ya. Evet. Yani gün kapanışının ardından bir borsadan bize para gönderdi. ERC20 network'ünde göndermesi gereken şeyi başka bir network'te gönderdi. Başka bir ağda gönderdi. Normalde başka bir borsa bunu alamıyor. Genel trendi söylüyorum, isim vermiyorum. Çok umursamıyorlar ve o para maalesef gidiyor bir yerlere yani. Hani biz bunu kurtardık hep. Geçen Litecoin'de bir hikaye oldu. Hatta Twitter'da da yürüdü yani. Sağ olsun bizim çocuklar çok kendi paralarıymış gibi bunu bir görev biliyorlar ve bizim nosyonumuz da o şekilde. Eğer kurtarılabiliyorsa onu kurtarıyoruz yani. Çok teşekkür ederim. Hani gerçekten kullanıcıları, bilmeyenleri eğitmek, işte yapamayanlara yardımcı olmak ve bir güvenilirlik sağlamak ve bunu hani diyorsunuz ya, samimi bir şekilde bizim çocuklar bunu halletmeye, kendi paralarıymış gibi yapmaya çalışıyor. Bence bu gayet samimiydi. Hı-hı. Sorularımı cevapladığınız için çok teşekkür ederim. Hani bence kullanıcıların kafasındaki birçok soru cevaplanmış oldu. iCrypex'in ve diğer linklerin hani eğer merak ettikleri detaylar varsa ben açıklamalar kısmına linkini bırakacağım. Özellikle mobil uygulamayı ben de bekliyorum. Çünkü mobil uygulama bir borsada çok fazla bir kolaylık sağlıyor bizim gibilere. Son söylemek istediğiniz bir şey varsa onu da alayım. Zamanınız ve sorularınız ve şey için çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Furkan'cığım çok sağ ol. Çok teşekkürler. Tamam, görüşmek üzere. Sağ olun. Görüşmek üzere. Bay bay. Gökalp Bey'le gerçekten sohbet etmek güzeldi. Hani yüz yüze kahve içiyormuş gibi güzel bir sohbet gerçekleştirdim. Bir kripto para yatırımcısı olarak da aklımda ne kadar soru varsa onunla samimi bir şekilde konuşmuş oldum. iCrypex'e bence girin bir bakın, neler var neler yok. Kendi kararınızı kendiniz verin diyor ve ben bu videoyu burada kapatıyorum. Sizler de yorumlarınızı yazın ve kullanmış olduğunuz borsalar varsa ya da iCrypex'i yazıyorsanız bu bültenler işe yarıyor mu? Eğitim işe yarıyor mu? 7/24 desteği kullandınız mı? Lütfen bizlerle paylaşın ve herkese fikir olsun. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.